8 Mart, 14 Mart değerli balık burçları nasılsınız? Ya, net kararlar almakta bu ara zorlanabilirsiniz. Stresli ve gergin olabilir. Hatta kendinizle alakalı hani iklim bir ileri bir geri deriz ya. Yani kendi kendinize ortada kalabilirsiniz. Kendi kendinize sorular sorabilirsiniz. Karşı taraftaki insanlar memnun değil triplerine girebilirsiniz. Yani mümkün olduğu kadar yani bu kadar yetenekli ve bu kadar başarılıken bu hafta kendi kendinize kendi duygularınızı dedektif gibi yani ben şunu hissediyorum bu mu olacak? Yöneticim benimle alakalı bunu mu düşünüyor? Böyle bir saçma bir her hissiyatınıza kulak vereceksin. Bu hafta hissiyatınız yanıltabilir ve işinizde aksilikler yaşayabilirsiniz. O yüzden hissiyatı kenara at, etrafındaki enerjiye odaklan ve eğer kendi etrafındaki evreye odaklanırsan güvendiğin, inandığın insanların sana nasıl bir sahtekar olduğunu, sahtekarlık yapacağını göreceksin. O yüzden hislerin değil, gözlerini açman lazım. İşte yanlış anlaşılmalara sebep olabilir bu davranışlarınız. Lütfen lütfen kendi işine konsantrasyon olman gerekiyor. Özellikle büyük alanda kendi yerinizde değişim bir evet değişim gerçekleşecek şimdiden hayırlı olsun. Kendi işini yapanlarda güzel yavaş yavaş açılmalar, sizi tatmin edecek hareketler, biraz daha hareketlenmesi için 29 Mart'tan sonra daha hareketli ve daha yoğun olacak diyebilirim değerli balık burçları. Sevdiklerinizi koşulsuz seviyorsunuz. Affetme ile alakalı hayatınızda tutmak istediğiniz kin, nefretten uzak, barış ve sağlıklı bir dünyada kavuşmak arzusu, isteğiniz var. Rabbim sanki bu sene bunları size verecek. Ama biraz bol bol meditasyon, bol bol dua, bol bol meditasyon yapmak lazım. Vakit ayırmak lazım. Ruh sağlığınızı yeniden kazanmaya ihtiyacınız var. Çünkü ciddi anlamda yorgunsun ve her ne olursa olsun herkesin peşine sen koşuyorsun. Yani bir nevi kucak dünyayı kucaklama ruhun var. Sen kendi işini, kendi aileni, kendi çevreni ve sadece sana ait olan şeyleri kucakla. Yoksa çok büyük zarar göreceksin bu dönem. Bulaşıcı hastalıklara müsait bir yapın var. Yani lütfen özel hayatın dahil olmak üzere kontrolsüz paylaşım yapmanı istemiyorum. Kulak burun enfeksiyonlarımız çok fazla ön planda olacak. Dikkat et. Sağlığın bu hafta biraz daha riskli diyorum. Bir ev anahtarı değiştirmek, satın almak değil, kiraya çıkmak gibi düşünelim. Yeni bir yere çıkmak, yeni bir noktaya fikrin var, evinle alakalı. İçini kendin tasarlamak, kendin yapmak istediğin düşüncelerin var. Evet, yeni hayal ettiğin ev kapını senin için yavaş yavaş doğru noktada bulacağını söyleyebilirim. İlişkiler konusunda da özellikle sevgilinizle ilgili yaşadığınız gerginlik vardı. Bu hafta biz barışacağız, birbirimizi affedeceğiz. Birbirimize daha sağlıklı bir şekilde yaklaşacağız. Hatta uzun süredir devam eden ilişkisi bazı balık burçlarında evlenme ve evlilik teklifi verebilirsiniz. Tarih belirleyebilirsiniz. Ailelerle bütünleşme dediğimiz bir dönem kararına giriş yapacaksınız. Aracınızla alakalı karar almak, yeni bir araç alma, yeni bir araç evresine giriş karar verdiniz. Bununla ilgili araştırma evresindesiniz. Evet, doğru bir karar. Bunu da yapmanız gerekiyor. Bu da size iyi gelecek diyorum. Değerli balık burçları. Babanızla alakalı kalp damarla ilgili ve ya da prostatla ilgili sıkıntısı olabilir. Uzun süredir görmediğiniz yakın bir dostunuzla yemek yiyeceksiniz ve iş anlaşması ya da iş fikriniz olacak. Bunlarla ilgili her iki tarafta farklı bir yerde çalışacak ama sizin bir markalaşma fikriniz var. Bununla ilgili büyük çalışma startı vereceksiniz ve sanki Mayıs sonuna kadar da bu işiniz hayatınıza geçirme evresi söz konusu olacak. Şehir değişikliği düşünen bazı balık burçlarını var. Evet, başka bir şehre gitmek, başka bir yerde yaşamak istiyorsunuz. Hayırlı olsun, bu kararınız sizin için hayırlı ve aydınlık olacak diyorum. Önemli olan zihninizde bu ara bol bol dua edin. Hislerinizi duymayın. Kendiniz konsantrasyonunuzu yapın ve işinizde etrafınızdaki insanlar sizi çok seviyor ve bunlarla ilgili iletişimleri güçlendirelim. Eğitimle ilgili dil eğitimi, yabancı eğitim düşüncesi olan bazı balık burçlarında da bu fırsatlarla alakalı noktada çok büyük bir başarı sağlayacaksınız. Endişe etmenizi istemiyorum.
Mutlu kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.